Herkese kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün led ampül tamiri yapacağız. Led ampülleri patlamaz hale getireceğiz. Biliyorsunuz firmalar bunları özellikle dirençlerinin akımlarını yüksek çekmesi için ayarlıyor. Led ampuller çabuk patlıyor arkadaşlar. Bu sebeple led ampullerin 5-6 ay bir ömrü oluyor. Biz bunu patlamaz uzun ömürlü hale getireceğiz. Videoyu sonuna kadar izlerseniz faydalı olacağını göreceksiniz arkadaşlar. LED ampülümüz 3 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Bir bölüm sağlam diğer iki bölüm arızalanmış. LED'ler patlamış yanmıyor. LED ampülü sökeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde içinde bir PSP üzerinde LED'ler paralel bir şekilde bağlanmış. Evet arkadaşlar 240 volt alternatif akımı verdiğim zaman bakın bir taraf yanıyor diğer taraflar yanmıyor. Patlamış. LED'ler paralel olduğu için birbirine. Bir tane led patlasa diğerleri de yanmıyor arkadaşlar. O yüzden şimdi biz burada patlak led'i bulacağız. Ve bu bunun çalışma prensibinden bahsedeyim arkadaşlar. 220 volt buradan giriş yapıyor arkadaşlar. ne tür farz olarak köprü diyotumuza geliyor. Köprü diyotumuzdan da doğrultuluyor arkadaşlar. Burada bir tane SMD entenegremiz var. Led çip entenegresi. Burada bir referans direnci var. İşte bunun e, source bacağından bağlı bir referans e, bacağına bağlı bir tane direncimiz var. Bu direnç bütün ledlerin akımını sınırlandırıyor. Yani bütün giden ledlerin akımı bu direncin üzerinden gidiyor. Burada bütün ledlere hepsinin ayrı ayrı aynı akım e, ulaşıyor arkadaşlar. İşte bunları firmalar e, yüksek akım çektiriyor. Bu yüzden bu ledler çabuk patlıyor. Normalde bu led ampul 2-3 sene, yaklaşık 60 bin saat dayanma süresi var. Ama bunları firmalar çabuk bozulsun daha çok satalım, para kazanalım diye buradaki referans direncini yükseltiyor. Yüksek akım geldiği için ledler çabuk bozuluyor. 5-6 ayda bozuluyor arkadaşlar. Burada şimdi köprü diyotumuz var. Bunu ölçelim. Şimdi alternatif akımdan gelen e, nötr faz yeri köprü diyotumuzun bacaklarına giriyor. Diğer yerde de pozitif negatif yani artı eksi çıkışımız var. Eee profumuzu eksi olarak eksi bölüme koyup diyotları ölçüyoruz. Artı bölüme de artı probumuzu koyup e, diğer diyotları ölçüyoruz. Diyotlar sağlam arkadaşlar. Burada da kısa devre var mı diye entegreyi ölçelim. Burada diyot testi yapalım. Diyot testinde kısa devre var mı diye sürekli testinde bakalım. Köprü diyot ve entegremiz sağlam arkadaşlar. Burada referans direncimiz dediğimiz bölüm burası arkadaşlar. Burada akımı sınırlandıran bir direnç var. Bu referans direncimiz oluyor. Bunu direncini yükselteceğiz. Yani bu 8 kilonluk bir direnç var. Ben bunu 18 kilon veya 20 kilonluk bir direnç takacağım. Şimdi burada patlak deti bulmamız gerekiyor. Güç kaynağını yükselterek buradaki patlak detleri ölçerek bulabilirsiniz arkadaşlar. E, Multimetremin proplarını artı pozitif olarak taktım. Buradan daha rahat bir şekilde patlakları bulabileceğim arkadaşlar. Burada netleri kontrol ediyorum. Sağlam olan netler yanacak. Patlak olan netler yani pozitif ve negatif olarak değdiriyorum kenarlarına. Patlak olan netleri işaretleyip e, kısa devre yapacağım arkadaşlar. E, kısa devre yaptıktan sonra da referans dirençlerimizi de değiştireceğim. E, LED'lerin üstünde siyah nokta varsa arkadaşlar mutlaka o siyah nokta LED'ler de yanabilir ama ileride tekrar patlayabilir. O yüzden o siyah nokta olan LED'lerin hepsini e, söküp kısa devre yapın. Veya LED varsa elinizde başka LED takabilirsiniz. E, kısa devre yaparsanız peki bazı arkadaşlar soruyor. E, bunlar daha fazla akım çekmez değil mi? Akım sabit arkadaşlar. Siz burada referans direnci ne koyduysanız o akım gelecektir. Fazla daha fazla akım çekmez. ledlerin bir ömrü var. İşte yüksek akım çektiği için onlar böyle siyah nokta led içten yanmaya başlıyor. Ben bunları koparıp ledi çıkarıyorum arkadaşlar. Sökmenize bile gerek yok. Ledi bu şekilde sökün. Üzerine lehim atın yani devreyi tamamlayın. Çünkü ledlerin üzerinden hepsine akım geçiyor. Devreyi tamamlamanız gerekiyor. Eğer devreyi tamamlamazsanız ledler patlak olan led açık devre olmuş oluyor. Mesela bir diyot farz edin. Diyodun üzerinden akım geçiyor. Veya bir devrenin üzerinden akım geçiyor. Orası akım geçirmezse devreyi tamamlamıyor. Şimdi ben de burada devreyi tamamlatıyorum arkadaşlar. Yani kısa devre yaparak burayı deyim atıyorum. Bozuk olan ledlere kısa devre deyim attım. Bu şekilde diğerlerine de kısa devre olan patlak ledlere deyim attım. Bu şekilde deniyorum şebeke elektriğini taktım arkadaşlar. Bakalım. Şimdi yanacak mı ledler? Bakın arkadaşlar ledlerin hepsi yandı. Patlak olan ledler hariç ledlerimizi tamir etmiş olduk. Şimdi referans dirençlerini lehimleyip daha az ledlere akım gelmesini sağlayacağız. Bu da ledlerin ömrünü uzatacak arkadaşlar. Bu sistemi niye yapıyorum? Ledler daha uzun ömürlü olacak. Normalde 4-5 ay kullandığımız ledler 3-5 sene patlamaz hale gelecek arkadaşlar. Siz de evinizdeki ledleri bu şekilde dirençlerini SMD direnç diye geçiyor. Bunları elektronikçilerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu dirençleri satın alıp çok ucuz maliyette 10 kuruş gibi bir 15 kuruş gibi bir maliyetle ledlerinizin ömrünü uzatabilirsiniz e, denedim şahsen e, daha önce yapmıştım e, bir sene iki sene yakın ledlerim hala patlamadı kullanıyorum e, çok faydası oluyor Normalde bilet ampül 5-6 ay en fazla gidiyor ledler patlıyor size tavsiyem referans dirençlerini bu şekilde değiştirin arkadaşlar Elinizin altında illaki bir lehim makinesi olsun arkadaşlar. Bu işten anlayın anlamayın. E, tavsiyem evinizde bir tane lehim makinesi bulundurun. E, bu videoları izleyerek elinizde böyle kendiniz tamir edebilirsiniz. Basit bir şekilde bakın SMD direnci oraya takacağım. Bu şekilde 18 kilonluk bir SMD direnç takacağım. Tabi bu ledin devresine göre değişebilir burada led az olur çok olur burası 8 kilo 10 olur 5 kilo 10 olur 1 kilo 10 olur burada farklılık gösterebilir sizde yani buradaki direncin 2-3 katı 2 katının fazlasını taktığınız zaman ledin ömrü de 2 katı daha fazla gidecektir arkadaşlar ben de bunun 8 kilo bir dirence 18 kilo bir direnç takıyorum bu ışıkta biraz azalmalar yapabiliyor ama gene yeterli oluyor, gayet güzel ışık veriyor. Böyle yaptığımız zaman arkadaşlar led ampulün ömrünü çok uzatmış olacağız. Normalde biletin ömrü çok kaliteli ledler var, onların ömrü daha uzun olabiliyor. Kalitesine göre de tabii ki değişebiliyor. Ama biz bunun akımını sınırlarsak bu ledin ömrü 2-3 katı daha fazla gidecektir arkadaşlar. Yani normalde 6-7 ay kullandığımız bir led sene veya iki sene 3 sene dayanma ihtimali var arkadaşlar. E zaten bilet ampul 3 sene gittiği zaman bizim için yeterli olacaktır. Ama normalde 5-6 ayda bir led ampuller patlıyor şu an. E, firmalar içindeki ledleri azalttı. İşte bu komponentleri azaltıyorlar. İşte bir entenegre bir direnç koyuyorlar. Bu şekilde bir köprü diyot koyuyorlar. E, daha önceden e, kompasitör vardı, kondansatörler vardı. Bu bazı devrelerde daha sağlam, daha uzun ömürlüydü. Bunların arıza yapması da daha çabuk oluyor arkadaşlar. İşte bunları fiyatları maliyeti düşürmek için yapıyorlar. El içindeki ledleri azaltıyorlar. işte bunların akımlarını yükseltiyorlar. E bir firmalar daha çok para kazansın diye bunu yapıyor. Daha çok ledler çabuk patlıyor. İşte arızalı olan ledleri kısa devre yaptım. Onlar yanmıyor arkadaşlar. Geri kalan bütün ledler yanıyor. Herhangi bir sorun yok, netleri tamir ettik. E, gayet güzel ışık veriyor. Referans direncimizi de değiştirdik. Biraz ışık da azalma oldu ama siz bunu kameradan fark edemeyebilirsiniz. Ama gayet güzel ışık veriyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. E, bu şekilde videoya bakarak e, bu net ampulleri tamir edebilirsiniz. Bunlar yuvarlak da olabilir. İçlerinde 14 tane oluyor, 15 tane oluyor. Böyle daha çok netler de olabilir. Bu şekilde tamir edebilirsiniz. Genelde içleri aynıdır. İçinde işte referans direnci vardır. Ee, Entegre çipi vardır. Evet arkadaşlar led ampulümüzü tamir ettik. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Sizler de ledlerinizi videoyu bakarak tamir edebilirsiniz. Kanalımızda video çekimlerine devam ediyoruz. Ee, kanalımızda aboneye ihtiyaç vardır. Lütfen kanala abone olalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yorumlar kısmına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.